Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. 29 Haziran 5 Temmuz haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, evet yılın yine sizin için özellikle çok önemli bir haftasındayız. Burcunuzda bir ay tutulması yaşayacağız. Dolunayla beraber hafta boyunca ayın ışığı büyüyen fazla olacak ve hafta başından itibaren yine burcunuzda ilerleyen Jüpiter ve Plüto kavuşacaklar. 2020'de birkaç kez bu kavuşum kesinleşecek. Yılın en önemli gezegen hareketlerinden birisi aslında kişiselden çok toplumsal alanda yapılandırmaları değiştiren sistem oluşturan bir gezegen hareketi bu. Ama sizin üzerinizde ve kişisel anlamda tabii bir baskı oluşturuyor. Belki hayatınızda önemli kararlar vermeniz, hayatınızda ...düzen değişimi, sistem değişimi alanlarında etkilerle karşılaşmanız vakamından tabii ki önemli olacak bu jüpiter Plüto kavuşumu. Genel sağlığınıza dikkat edin. Karizmanız, gücünüz, otoriteniz artıyor aslında. Sorumluluklarınız da artabilir bu dönem içerisinde. Yaptığınız çalışmaların, harcadığınız emeklerin güçlü bir şekilde maddi manevi karşılığını da alabilirsiniz bu dönem içerisinde ve bu haftadan itibaren Mars Koç burcunda ilerliyor ve 2020'nin yine çok önemli hareketi yıl sonuna kadar hatta önümüzdeki Ocak ayına kadar Mars Koç burcunda olacak sizin gibi öncü bir burçta Koç'ta size çok güçlü bir açıda olacak tabii ki e, ve Mars Koç'u yönettiği için çok güçlü dördüncü evinizde olacak e, bu zaman zaman aslında sizi zorlayabilecek bir gezegen geçişi bunu unutmamak lazım. Mars olan yerde aksiyon vardır, mücadele vardır, eylem vardır ve siz bu dönemde en fazla eylemi, aksiyonu, hareketi, mücadeleyi belki özel hayatınız, eviniz, aile konuları yuva temaları ve ebeveynlerle ilgili konulara daha fazla odaklayabilirsiniz. İlişki dinamiklerine tabii ki dikkat etmemiz gerekecek. Özellikle 10 Eylül ile 15 Kasım arasında önümüzdeki sonbaharda Mars Koç burcunda retro harekette olacak. Bu dönem kuşkusuz sizin için yılın belki de en dikkatli, temkinli olmanız gereken sürecin işaret ediyor. Bu hafta Satürn tekrar sizin burcunuza dönüyor 2 Temmuz'da. Evet Mart sonunda kovaya geçmişti ama bu hafta tekrar burcunuza gelecek. Ve Aralık ayına kadar Mars burcunuzun son derecelerinde, olur, Satürn burcunuzun son derecelerinde olacak. Biraz bazı şeyleri tekrar gözden geçirmeniz gerekiyor. Sağlamlaştırmanız gerekiyor. Düzenlemeniz gerekiyor hayatınızda. Sorumluluklara görevlere dikkat edelim. Hem iş alanında, kariyerde, hem ailevi alanda dikkat edelim. Ve tabii ki genel sağlığımıza da bu dönemde dikkat edelim. Çünkü Satürn yanlış bir şeyler varsa, eksik varsa, ihmal varsa bunlarla bizi bu dönemde yüzleştirebilir. Merkür Retrosu devam ediyor Yengeç Burcu'nda. İlişki dinamiklerimizde biraz duygusalız, biraz... Belki eşimiz, partnerimiz, karşımızdaki kişiler bu dönemde daha alıngan, daha kırılgan. E bu da bizim ilişkilerimizi biraz zorluyor aslında. İletişim kurmakta zorlanıyoruz. Önemli kararlar vermemek daha doğru bu hafta. Biraz bekleyelim. 12 Temmuz'dan sonra Merkür düzelecek. Anlaşmalar, sözleşmeler ya da süre gelen ilişkilerimizle ilgili sorunlar varsa bunları 12 Temmuz'dan sonra daha rahat ele alabileceğiz. Daha rahat çözümleyebileceğiz aslında. Evet bu hafta Pazartesi günü Ay Terazi burcunda iş konuları ve sorumluluklar, kariyerle ilgili konularda e, önceliğimiz var. Yine aile konuları, özellikle anne baba ebeveynlerle ilgili konular bize hem duygusal anlamda da biraz daha etkileyebilecek gibi görünüyor. Lütfen aile içi ilişki dinamiklerine dikkat edin. E, gereksiz hani e, e, sorunlar oluşmasın burada. Salı ve Çarşamba Ay Akrep burcunda biraz enerji olarak bizi rahatlatabilir. Çünkü en azından aile, yuva, kariyer, sorumluluklardan biraz uzaklaşıp belki sosyal alanlara yöneleceğiz. Yani arkadaşlarla birlikte olmak, zaman geçirmek için değerlendirebiliriz. Perşembe ve Cuma ise Ay Yay Burcu'nda sakinleşmek istiyoruz, içe dönmek istiyoruz, biraz yalnızlaşmak, dinlenmek istiyoruz gibi kısa tatil olabilir. Yalnız başımıza yapacağımız işlere de odaklanabiliriz. Veya tamamen kendimizle ilgilenebiliriz. Ruhsal, bedensel, zihinsel. Şöyle bir arınabiliriz. Bir şöyle sağlık kontrolleri yapılabilir. Belki diyete başlamak, kısa bir detoks olabilir. Güzellik, estetik ve kişisel bakımınızla ilgili uğraşlarınız varsa bunları da yapabilirsiniz. Artık Venüs düzeldi sevgili oğlaklar. İkizler Burcu'nda ileri harekette artık kendimizle şöyle güzellik anlamında, estetik anlamda daha rahat ilgilenebiliriz. Ve hafta sonu Ay Oğlak Burcu'nda Dolunay'ın etkilerini, o güçlü etkilerini Cumartesi'den itibaren hissedebilirsiniz. Tutulma pazar günü 5 Temmuz'da sabah 7.44'te meydana gelecek 13 derece Oğlak Burcu'nda. Özellikle tabi doğum günü Güneş Burcu 1-10 Ocak arası olan e, Oğlak Burçlarımız bunun yanı sıra yükselen burcu 13 derece ve yakınlarında olan oğlak burçlarımız birinci derece etki alıyorlar. Ee, daha kadersel etkiler var. Ve son iki yıldır zaten yengeç oğlak tutulmalarını yaşıyorsunuz ve birçoğunuzun hayatında gerçekten de değişimler oldu. Yeni başlangıçlar, dönüşümler oldu. Özellikle ilişkilerle ilgili belki kariyerle ilgili kararlar verdiniz. Ee, bu tutulma artık oğlak burcundaki son tutulma. Ve önümüzdeki 9 yıl yengeç oğlak tutulmalarını yaşamayacağız. Bu bir tamamlanma enerjisi getiriyor. Artık bazı şeylere karar vereceğiz. İlişkilerimizle ilgili olabilir, yaşadığımız yerle ilgili olabilir, kariyerimizle ilgili olabilir. Bir şeyleri dönüştürmek için, değiştirmek için bir karar verme aşamasındayız. Sağlığımız hassas olabilir. Lütfen kendimize biraz dikkat edelim. İhmalkar olmayalım bu anlamda sağlık konularında. Ebeveynler ve özellikle eşimizle ilgili konularda da biraz belki geçmişten de gelen, ilgilenmemiz gereken bazı konular olabilir. Onlar da bu ay tutulmasında gündeme gelebilir. Duygusal olarak biraz zorlanabilirsiniz, etkilenebilirsiniz. Lütfen bunu unutmayın. Bu hafta doğan tüm oğlak, bu hafta doğan özellikle 1-10 Ocak arasında doğan oğlak burçlarımız özellikle çok etkilenecekler, daha kadersel tesirler altında olacaklarını söyleyebilirim. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.